Platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Stüdyo New York'a hoş geldiniz. Ben Murat Tufan. Stüdyo New York'ta birazdan bağlantımız olacak. New York'tan Betül Yürük bizlerle birlikte olacak. Gazeteci ve kendisiyle birlikte aslında hem Donald Trump'ın yolsuzluk davası hem de Meksika duvarı gibi ve ABD-Çin olası görüşmesine dair oldukça önemli gelişmeler var. Hepsini tartışacağız ama tabii haftanın son işlem günü ve ayın ilk cumasında olduğu gibi tarımcı istihdam rakamları açıklandı. Beklentilerin çok üzerinde gelen bir istihdam rakamı vardı ve özellikle 12 aylık ortalama olan 277 binin de üzerinde yükselince piyasalarda bu kez yine Amerikan piyasalarında istihdam piyasalarının sıkı olduğu ve Fed'in bir tane daha faiz artırma olasılığının masada kalması tabii ki endekslere satış getirdi. Hafta genelinde zorlu bir endeks performansı vardı. Petrol bir miktar yükseldi. Sonra onun önemli bir kısmını geri vermiş oldu. Ancak özellikle 10 yıllık hazine tahvil getirileri 4.85'e kadar geldi. Hatta 6'ya çıkabileceğini söyleyen uzmanlar da var. Hepsini detaylandıracağız efendim. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim ve fiyatlamalarla devam edelim. Dolar endeksine baktığımız zaman 105.80 seviyesindeyiz. Bugün güçlü istihdam raporunun ardından hazine tahvil getirileri yükselirken dolar endeksinde de yatay negatif bir seyir olduğunu görmüş olduk. ABD'de beklenen güçlü istihdam rakamları okuması geldi. Bakıldığı zaman 336 bin yeni iş eklendi. Eylül ayı içerisindeki Dow Jones anketine katılan ekonomistler 170 binlik bir istihdam rakamı bekliyordu. 12 aylık ortalamaya baktığımız zamansa 277 bin yani hem 12 ayın hem de son ay beklentilerin oldukça üzerinde gelen bir istihdam rakamı var. Tabii Fed'in yapmış olduğu faiz artırımları resesyon tartışmasını sıcak tutuyor. Ancak istihdam piyasalarının sıkı olması Fed'in bir tane daha faiz artırma alanı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla da piyasalar yüksek faiz ortamından negatif etkilenmeye devam ediyor. Amerikan endekslerine baktığımız zaman o tarafta özellikle tabii istihdam raporu yatırımcılar arasında Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağı beklentisini arttırdı. Tabii 336 bin kişi iş piyasasına dönünce onların harcamaları da olacak ve Amerika'da enflasyon hedeflemesi ve Fed'in yönetimi bir miktar daha zorlaşacak. Bugün Vital Knowledge'dan Adam Crisfield'in bir açıklaması vardı ve 336 binlik rakamı korkunç olarak adlandırdı. Fed'in kolaylıkla 25 baz puanı daha faiz artışı yapabileceğini ve yüksek bir seviyede bu faizleri tutabileceğini belirtti. Bugün tabii getiriler yükselirken birçok büyük teknoloji hissesi düştü. Nvidia gibi, Meta Platforms gibi. Çünkü 10 yıllıklar 4.78 seviyesinden geçiyor fiyatlamaları. 30 yıllık tarafta da 5'lere geldik neredeyse. Hafta içerisinde son 16 yılın rekoru kırılmıştı. Onun da üzerine gelen bir Amerika'da hazine tahvilleri var. Bugün Pan Avrupa Stoks 600 endeksinde de yine düşüşler yaşanmış oldu. Özellikle gıda ve içecek stoklarında kayıplar vardı. %2.2'lik bir azalış geldi. Tabii Amerikan borsaları tüm vadeli piyasaları ve dünya borsalarını da negatif yönde etkiledi ve Kasım'da Fed toplantısı pozisyonları tekrar rekora gelmiş oldu ve faiz kararı açısından önemli bir gösterge olması beklenen vadeli işlemlerde yatırımcıların toplantı ilişkin açtığı pozisyonlar tırmanışa geçti ve açık pozisyon sayısı 600 bin oldu. ABD'de Kasım ayı toplantısı öncesi 10 yıllık tahvil getirisinde de %6'lık bir beklenti sunmuş oldu bugün analistler ve burada özellikle JP Morgan Investment'tan yapılan açıklamada William'ın yaptığı açıklamada faiz oranları en az bir kez daha artabilir ve bu oranlar 18 aya kadar orada durabilir diyor. Özetle dünyada yüksek faiz ve yüksek enflasyon dönemi devam ediyor. IMF ile Dünya Bankası küresel finansın liderlerini bir araya getireceği haberi vardı. ABD önderliğinde kurulan ve Bretton Woods ikizleri olarak adlandırılan IMF ve Dünya Bankası her sene düzenledikleri yıllık toplantısını 9-15 Ekim'de Fas'ın Marrakeş kentinde yapacağını duyurdu. Bugün Almanya'dan fabrika siparişlerine elektronik dopingi geldi ve Ağustos'ta 2023'te gelen siparişlerde güçlü bir artış
vardı. İş tarafa baktığımız zaman ise JP Morgan Türk lirası ucuz dedi ve Bakan Şimşek de Londra'da yoğun görüşme trafiği yaptı ve 75 trilyon dolara aşan uluslararası varlık yönetim şirketleriyle görüştü Sayın Şimşek. Bitcoin fiyatlarında 27.964 dolardayız. Ons altın ve petrol de tabii zorlu bir hafta geçirdi. Özellikle güçlü dolar ve Amerika Merkez Bankası'nın bir faiz artırma olasılığı daha altın fiyatlarına da satış getirmişti efendim. Eğer bağlantımız hazırsa New York'a dönelim ve New York'ta da Betül Yürük olacak karşımızda. Betül Hanım, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Murat, iyi yayınlar, teşekkürler. Baktığımız zaman aslında Amerika'da ekonomi gündemi oldukça yoğun. Bugün istihdam piyasalarında çok güçlü bir rakam geldi ve Fed'in faiz artırma olasılığı daha da artıyor ve size kötü bir haber paylaşayım. Enflasyonun bir miktar daha yüksek seviyede kalmaya devam edeceğini gösteren önemli bir işareti Betül Hanım. Tabii dış politikada da gündem çok yoğun. Öncelikle dilerseniz düşürülen SİHA ile ilgili bilgi alalım. Çünkü oldukça önemli bir gelişme. Konuya ilişkin resmi açıklama Pentagon'dan geldi ve Türk insansız hava aracının Amerika'daki yasakladığı bölgede olduğu öne sürüldü. Hemen detayları sizden alalım. ABD-Türkiye ilişkileri açısından bakarsak Murat, en önemli, en sıcak gündem maddelerinden birisi Suriye'nin kuzeyinde düşürülen Türk SİHA'sı. Bu konuya ilişkin yaşanan olayın ardından hem ABD tarafından, Pentagon'dan hem de Türkiye'den açıklamalar geldi. Pentagon'un açıklaması şu yöndeydi: olaydan üzüntü duyuyoruz ancak sahadaki duruma göre hareket ettik bilgisi paylaşıldı bizlerle ve alınan kararın aynı zamanda emir komuta zinciri içinde alınmış bir karar olduğu söylendi. Ve şu açıdan da önemli, ABD ilk kez NATO müttefikine ait bir hava aracını vurdu. Ancak her iki taraftan da yapılan açıklamalara bakıldığında, gerek Pentagon olsun gerek de Türk tarafından yapılan açıklamalara, aslında gerginliği azaltmaya yönelik açıklamalardı bunlar diyebiliriz. Özellikle Türk Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklaması da bu yöndeydi. Suriye'de DAEŞ'e karşı ABD ile ortak mücadeleye hazırız mesajı verdi. Burada da çok net bir şekilde şunu görebiliyoruz. Çünkü ABD bir süredir Suriye'de PKK'nın kolu olan YPG ile DAEŞ'e karşı mücadele çalışmaları yürütüyordu. Burada da Güler'in açıklamalarından Türk Savunma Bakanı'nın, gelin bu mücadeleyi birlikte yürütelim, YPG ile ortaklığınıza son verin, bu mücadeleyi Suriye'de birlikte kararlı bir şekilde götürelim mesajı verdiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Şunun altında özellikle vurgulayalım, her iki tarafında açıklamaları gerginliği azaltmaya yönelik, gerginliğin artmasını önlemeye yönelik açıklamalar. Evet, son dönemde Amerika ile Türkiye aslında son birkaç senedir Rahip Brunson krizinden bu yana oldukça kritik, değil mi? Bakıldığı zaman diplomatik krizler yaşamış oldu, siyasi krizler. Umarım bu tabii başka bir krize dönüşmez Türkiye açısından. Diğer taraftan tabii özellikle Donald Trump'ın görev süresince yapmış olduğu, Meksika duvarını inşa etmeye çalıştığı duvar çok tartışılmıştı Donald Trump döneminde. Ve Joe Biden seçildikten sonra da o duvarın inşasına devam edildiğine şahit olmuş olduk. Dolayısıyla sanırım biraz Donald Trump'a haksızlık yaptık gibi, ne dersiniz? Murat, Biden yönetimi bu konuda son derece bizleri şaşırtan bir karar açıkladı. 2006 yılında hatırlattığın üzere Donald Trump'ın seçim kampanyası dönemindeki en önemli gündem maddelerinden birisi güney sınırına, ABD'nin Meksika ile olan sınırına duvar örülmesini önermekti ki bu sözünü de icraatını da yerine getirdi başkanlığı döneminde. Bu demokratlar tarafından çok fazla tepki çekmişti. Yasa dışı göçmenlerle bu şekilde mücadele edemeyiz yönünde. 2020 yılına gelecek olursak Biden yönetimi yine seçim kampanyası döneminde kesinlikle bu duvarın yapılmasına son verilecek, duvar inşasına devam edilmeyecek şeklinde sözler vermişti ama yönetimin son birkaç günde açıkladığı bu karar herkesi şaşırttı. Cumhuriyetçi cephesinde de şaşırtıcı karşılandı. Hatta Trump'ın da bunun hemen ardından kendi sosyal medya platformu üzerinden bir açıklaması oldu. Biden yönetimi benden özür dilemeli, hani bu kararın ne kadar haklı bir karar olduğunu görmüş oluyorsunuz şeklinde. Bu kararı alma sebebi de Biden yönetimi buna şu şekilde kılıf uydurdu diyebiliriz. Çünkü son dönemlerde özellikle bu yıl Amerika'ya ilk 10 ay içerisinde 245 binden fazla yasa dışı göçmen girdi güney sınırından. Bunların çoğu da göçmenlerin en sıcak karşılandığı New York'a geldi. New York'ta şu an ciddi bir göçmen sorunu var.
Hatta New York Belediye Başkanı'nın Biden yönetimiyle arası da şu aralar iyi değil. Bunu da söyleyebiliriz. Çünkü sayı çok fazla olduğu için özellikle Texas gibi eyaletlerden, Florida gibi eyaletlerden otobüslere koyularak göçmenler New York'a gönderiliyor. Ve bunların orada konaklama, yiyecek, içecek, çalışma koşulları ayarlanması gibi New York'ta ciddi bütçeler ayrılmak zorunda. Ve ilerleyen günlerde göçmen sorunu New York için çok büyük bir sorun olacak. Biden yönetimi de böyle bir karar almak zorunda kaldı diyebiliriz ve buna gerekçe olarak da bu kararı aslında biz sürdürmek zorundayız. Çünkü buna önceden ayrılmış bir bütçe vardı. Kongre bu parayı tamamen bu duvarın örülmesi, inşası için ayırmıştı. Bu para başka şekilde kullanamayacak. Biz de bu parayı kullanılmasına ya başka türlü başka projelerde kullanamayacağımız için duvarın tekrardan inşasına devam edilmesi kararı aldık şeklinde biraz mecburiyetten dolayı gibi herhalde anlatmaya çalışmış ama bence ihtiyacı da var sanki. Çünkü duvar örüldüğü zaman bile değil mi orada göçmenler Amerika sınırına kaçak girmeye çalıştılar. 245 bin kişi dediniz. Hepsi bu Meksika sınırından giriliyor değil mi? Evet. Meksika sınırından gelenler ilk onay içerisinde 245 binden fazla ama genel olarak resmi verilere baktığımızda şu an ABD'de 11 milyon kayıtsız yasa dışı göçmen var. Evet, oldukça büyük bir rakam. 11 milyon tabii hem maliyet hem de bakıldığı zaman da ülkeye adaptasyon vesaire gibi birçok problem de doğuyor. Biz de biliyoruz. Türkiye'de de maalesef şu anda milyonlarca göçmen, mülteci var. Umarım tabii ki savaş ya da işte konfor alanları bir an önce sağlanır. Ama bakıldığı zaman da göçmen tüm dünyada herhalde en büyük problem göçmen sorunu şu anda. Diğer taraftan Amerika'da tabii Joe Biden el mahkum biraz duvarı yapmak için bu bütçeye başka bir şey harcayamıyordum ve duvarı yapmam gerekiyor diyor. Ama diğer taraftan da McCarthy'de olduğu gibi Kevin McCarthy herhalde bir Amerika tarihinde ilk olmuş oldu. Kendi parti içerisinde değil mi? Bakıldığı zaman siyasi kariyerine son verilmiş oldu. İlk defa yaşanıyor. 2024 seçimlerine bir aslında Amerika'da hükümet borç krizi noktasında bir görüş ayrılığı ve hükümet içerisinde bir görüş ayrılığı olabilir mi sizce? İlk sinyaller nedir ve özellikle Kevin McCarthy'nin herhangi bir açıklaması oldu mu sonrasında? Murat, aslında son hafta Temsilciler Meclisi'nde bu yaşanan ilk ABD siyasetinde şu aralar tam bir kaos olduğunu gösteriyor. Çünkü Temsilciler Meclisi Başkanı hatırlayacak olursak günler süren tartışmalar sonucunda 15 ayrı tur seçim yapılmıştı ve 15. turda meclis başkanlığına seçilebilmişti. Çok kaotik bu durumdu. Aynı zamanda hani siyasetteki kaos bir yandan Trump'ın New York'ta duruşmaya çıkması, aynı zamanda seçimler yaklaşıyor. Demokratlar Biden'ın adaylığını, her ne kadar demokratların şimdiye kadar ki tek adayı Biden olsa da bunu sorgulasalar da öte yandan bu var. Biden başkan adayı olacak mı, olmayacak mı? Ve bir yandan da Washington'da Hunter Biden, Başkan Biden'ın oğluna yönelik yasa dışı silah bulundurmaktan suçlamalar vardı. O da mahkemede hakim karşısına çıktı. Tekrardan McCarthy'ye dönecek olursak, yani ABD siyasetinde ciddi anlamda bir kaos yaşandığını söyleyebiliriz. Ve bu da ülke tarihinde bir ilk, tarihi bir oylamayla kendi partisi tarafından, Cumhuriyetçiler tarafından görevden alındı. Görevden alınma sebebini de kısaca şöyle hatırlayalım. Geçen haftalarda Amerika gündemini meşgul eden en önemli konulardan birisi hükümet kapanacak mı, kapanmayacak mı? Bütçe onaylanacak mı, onaylanmayacak mı tartışmaları vardı. Ve hükümetin kapanması son anda varılan bir anlaşmayla önlense de Cumhuriyetçi cephesinde çok büyük tepkiler aldı. Çünkü Cumhuriyetçiler demokratlara ciddi tavizler verildiğini, Biden yönetimine ciddi tavizler verildiğini söyleyerek bir takım taleplerde bulunmuşlardı. Bu taleplerin en önemlisi de Ukrayna'daki savaşa ciddi bütçeler harcandı. Buna biraz dur diyelim, daha fazla bütçe ayırmayalım ki aynı zamanda Cumhuriyetçiler demokratların sosyal projelere ayırdığı paralardan, fonlardan da rahatsızlar. Bunlarda da kesintiye gitmek istemişlerdi. Bunlardan taviz verilince, anlaşma yapılınca tabii bütçe onaylandı, hükümetin kapanması engellendi. Bu da Cumhuriyetçileri rahatsız etti ve kendi aralarında kendi seçtikleri meclis başkanını yapılan bir oylamayla, tarihi oylamayla, bunu da altını tekrar çizelim, Amerikan tarihinde ilk kez yaşandı. Meclisine... Lütfen tamamlayın ama hemen özür dileyerek şunu da söylemek istiyorum. Yani herhalde seçim öncesi en büyük kozu vermiş oldu demokratlar.
bir miktar karşı tarafı değil mi Joe Biden hükümetine bakıldığı zaman sıkıştırabilecekken aslında bu tavizleri vermesi McCarthy açısından da bakıldığında demokratların belki de seçim öncesi en büyük kazanımlarını da geri vermesi anlamına geliyor. Seçmende bir etkisi olacak mı sizce seçmen tabanında? Çünkü Joe Biden ve Donald Trump bakıldığı zaman aslında halk nezdinde çok da güvenilir siyasi liderler olmadığını da görüyoruz anket sonuçlarında. Tabii seçim atmosferi yaklaştıkça çok daha farklı sonuçlar göreceğiz ama sizce demokratların tabanında özellikle bu hayal kırıklığı Kevin McCarthy'nin yaptıkları bir oy kaybına sebep olur mu? Seçimler açısından şimdilik bir etkisi olur mu? Bence olmaz. Onu da şöyle yorumlayabilirim. Şu aşamada geçici bir temsilciler başkanı seçildi ve farklı 3 isim daha var. Bu isimler cumhuriyetçiler. Bunlar üzerinde de ciddi soru işaretleri var. Demokratların da desteğiyle ortak bir aday seçilebilir cumhuriyetçiler tarafından. Gelin farklı bir isim üzerinde uzlaşalım, biz de destek verelim derlerse demokratlar, temsilciler meclisinde ellerini güçlendirecekler ve bazı kararların geçmesi konusunda, buna bütçe de dahil. Çünkü onaylanan bütçe geçici bir bütçe hükümetin kapanmaması için. İlerleyen günlerde yeni bir bütçe görüşmesi de yapılacak. Bu açıdan demokratların eli güçlendi ama seçimlere etkisi şu aşamada olur mu olmaz mı onu ilerleyen günlerde göreceğiz. Evet, 2024'e kadar çözülmesi gerekiyor. 2024'te artık çözülmezse anladığım kadarıyla bu ara formül de işe yaramayacak ve Amerikan hükümeti belki de iflas edecek. Bekleyip göreceğiz. Diğer taraftan Donald Trump tabii çok renkli bir aslında siyasetçi ve bakıldığı zaman da bir miktar siyasi aslında tarihi ve hikayesi de oldukça renkli ve aynı zamanda magazinler de geçiyor. Diğer taraftan hakim karşısında değil mi? Ve bu defa dolandırıcılık suçlamasıyla New York'ta hakim karşısına çıkması söz konusu ve Trump'a yönelik olan bu süreçler daha önceki yargılanması da ne dersiniz? Yani bakıldığı zaman seçmende bir miktar daha Trump taraftarlarını radikalleştiriyor mu yoksa o tarafta çok ciddi bir Trump'ın siyasi imajında zedelenme mi var? Aslında ilk söylediğin tespit çok doğru Murat. Trump kendisine yönelik bütün davaları şimdiye kadar lehine çevirdi diyebiliriz ve ne yaparsa yapsın Amerikan gündeminde kalmaya, kamuoyunda sık sık konuşulmaya devam ediyor. Son olarak New York'taydı pazartesi günü. Mahkemede hakim karşısına çıktı dolandırıcılık suçlamalarıyla şirketleri üzerinden sigorta şirketlerine iş yaptığı şirketlerin değerini yüksek göstererek onlardan yüksek krediler aldığı yönünde iddialar vardı ve bu yönde dolandırıcılık suçlaması açılmıştı. Pazartesi, salı ve çarşamba günü New York'ta hakim karşısına çıktı ve bunu kendi lehine çok güzel kullandı diyebiliriz. Tıpkı mahkeme çıkışı açıklamasını bir basın toplantısına çevirerek yaptığı açıklamalarla gerek New York'ta davaya bakan hakime gerek de New York Başsavcısına şu anki soruşturmayı yürüten Letitia James'e demokrat oldukları yönünde bu davaların tamamen siyasi olduğu, adil olmadığı yönünde suçlamalarda bulundu ve gündemde kalmaya devam etti ve bunların hepsi çünkü ciddi suçlamalar var Trump'a karşı ayrıca bu New York'taki dolandırıcılık suçlamaları dışında 3 ayrı daha dava var. 6 Ocak diyelim, Washington'a dönelim, seçimlere müdahale olsun, Florida'daki rezidansı Mar-a-Lago'da bulunan gizli belgeler, Beyaz Saray'dan çıkarılmaması gereken belgeler. Bunlar çok ciddi suçlamalar bir Amerikan başkanına karşı ama bunlara rağmen Trump bütün cumhuriyetçi adaylar arasında en ön sıralarda ve cumhuriyetçilerin ilk adayı, ilk tercihi olma yönünde ve demokratlara karşı da aslında seçimleri kazanma ihtimali de çok yüksek. O yüzden dediğimiz gibi bütün bu gelişmeler aslında Trump'ı lehine, daha doğrusu kendisinin lehine çevirdiği gelişmeler ve seçmenlerini kazandı, kendisine olan desteği kesinlikle arttırdığını söyleyebiliriz. Kendisi döneminde tabii FED'e özellikle çok ciddi baskıları vardı ve faizleri indirmesi yönünde ama herhalde Donald Trump döneminde bu kadar çok enflasyonu ve hayat pahalılığını Amerikalılar konuşmuyordu. Dolayısıyla Joe Biden aslında son dönemde FED'in faiz artırımlarıyla en azından ekonomik karnesi de muhtemelen zayıfladı. Bugün için önemli bir haber daha vardı ve ticaret savaşı ile ilgili son bir dakikamız bu arada. İki rakip Amerika ile Çin uzunca bir süredir herhalde bir numaralı isimler üzerinden görüşme yapmıyorlar. Biden, Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşmeyi planlıyor. Bugün Washington Post'ta sanırım çıkan haberde detaylar sizde.
Washington Post'u evet ilk aktaran gazetelerden birisiydi ve dünyanın iki büyük gücü ABD ve Çin devlet başkanları uzun süredir görüşecekler mi görüşmeyecekler mi tartışmaları vardı. Kasım ayında Kaliforniya'da bir araya getirilmesine ilişkin iki liderin ciddi anlamda çalışmalar yürütülüyor. Bunu da bakarsak ABD yönetiminden Washington'dan son dönemlerde Çin'e üst düzey ciddi ziyaretler oldu. Bunlar arasında Antony Blinken vardı, Dışişleri Bakanı, Hazine Bakanı vardı, Ticaret Bakanı vardı. Son olarak Biden'ın çevre özel iklim özel temsilcisi John Kerry de özellikle iklim değişikliğiyle mücadele konusunda önemli bir isim Çin'e bir ziyarette bulundu. Keza Jake Sullivan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı da daha geçen ay Malta'da Dışişleri Bakanı ile görüştü. Tüm bu görüşmeler aslında iki lideri bir araya getirmek için zemin hazırlanması, ortak nokta bulunması yönünde yorumlanabilir. Kasım ayında görüşmenin Kaliforniya'da iki liderin bir araya gelmesi planlanıyor. Çıkan haberler bu yönde ve iki ülke arasındaki gerginliği evet. Bu gerek Tayvan olsun gerek Covid-19 olsun, ticaret savaşı ya da Çin'in casus balonları bu görüş ayrılıklarını gerginliği nasıl azaltabiliriz şeklinde iki liderin görüşmesi ciddi anlamda izlenecek. Bizim de yakından takip edeceğimiz bir konu olacak. Evet, iki ülke arasında gerçekten çok yoğun bir ajanda, çok yoğun konu başlıkları var. Bu arada çok çok teşekkür ederiz. Çok güzel, rafine bir toparlama oldu. Aslında tüm önemli gelişmeleri oldukça açıklayıcı bir şekilde aktardınız. Betül Yürük efendim, gazeteci New York'tan yayınımıza bağlanmış oldu. Şimdi kısa bir araya gidelim. Sonrasında tamamen duygusal programında Türkçe müzik endüstrisini konuşacağız. Konuğumuz da Hakan Eren olacak. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.